Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Android'deki External Storage kavramından bahsedeceğiz. Ne demiştik? Android'deki dosya sistemi internal ve external olmak üzere iki kısımda incelenebilirdi. Önceki derslerimizde internal storage'ın ne olduğundan, buraya nasıl erişip burada nasıl dosya oluşturup okuyacağımızdan ve internal cache kavramından bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde önce bir external storage'ın ne olduğundan bahsedeceğiz. Daha sonra bir önceki derste yarım bıraktığımız external cache storage'a dosya atıp oradan veri okumayla bu dersi bitireceğiz. Önce resimlerimize bir bakalım. Internal storage neydi? Cihazımızın iç hafıza birimiydi ve buraya atılan dosyalar uygulamaya özgüydü. Buraya kullanılan dosyaların başka uygulamaların ve kullanıcının erişmesi istenmiyordu ve mümkün değildi. External storage olunca da aklımıza paylaşılan hafıza birimi gelmeli. Genellikle aklımıza ne geliyor? SD kartlar geliyor. Yalnız günümüzde bildiğiniz gibi artık çoğu telefonda böyle dışarıdan bir SD kart girişi bile olmuyor. Kendi iç hafızası aslında external storage olarak düşünebiliyor. Yani ben de mesela şu an S6 var ve S6'nın içinde belki bir SD kart var ama dışarıdan ben bir SD kart sokup çıkaramıyorum. Burada ne diyeceğim? Cihazımın kendi hafızası da aslında external storage olarak kullanılabilir diyoruz. Burada external storage deyince işte SD kart gibi bazı dış depolama birimlerine dosyaların kaydedildiği kısımdır. Buraya kaydettiğimiz dosyalar private olabileceği gibi public de olabiliyor. Şimdi get external files dir dersek bu şu demek: uygulamaya özgü dosyalar. Bazı dosyalar vardır, çok büyüktür, internal storage'a sığmaz. İşte biz böyle dosyaları get external files dir diyerek bu dizinin altında saklayabiliriz. Ve bu dosyalar uygulama kaldırıldığında silinecek dosyalardır. Bir de get external storage public directory diye bir dizinimiz var ki bunlar bütün diğer uygulamaları ve kullanıcının erişimine açık olan duygulardır, dosyalardır ve de bunlar uygulamanın silindiğinde ne olmuyor arkadaşlar? Silinmiyor. Mesela bir kamera uygulaması yaptınız ve burada kaydettiğiniz resmi kullanıcıya açmak isteyeceksiniz haliyle. Bunlar işte public dosyalar oluyor. Ve de takdir edersiniz ki uygulamayı sildiğinizde o uygulamayla çekilen resimlerin silinmesini istemeyiz. İşte bu bize bunu sağlıyor. Yalnız burada external storage'da şöyle bir durum var. Her zaman kullanıma uygun değildir. Çünkü işte siz bunu SD karta kaydettiyseniz o SD kart kullanıcı tarafından çıkarılmış olabilir. Bu yüzdendir ki ne zaman ki buradaki dosyalarla işlem yapacaksak öncelikli olarak bunun erişilebilir olup olmadığını kontrol etmemiz gerekir. Bunları da ilerleyen derslerde göreceğiz. Şimdi bu private ve public dosya kavramlarına şöyle bir bakalım. Private dosya deyince buradaki dosyalar o uygulamaya aittir ama teknik olarak sonuçta external storage'a kaydettiğiniz için kullanıcı ve diğer uygulamalar tarafından erişilebilir durumdayken public dosyalara diğer uygulamalar ve kullanıcılar erişebilir demiştik. Buraya attığınız dosyaların sadece sizin uygulamanıza hizmet etmesi amaçlanırken bu public olarak belirttiğiniz dosyaların kullanıcılar ve diğer uygulamalara hizmet edebilirler. Bu dosyalara ulaşmak için get external files dir diye bir metodumuz var. Bu metot external storage üzerindeki saklamak istediğimiz dosyaların oluşturulacağı dizin oluyor. Get external storage public directory ise external storage'daki bütün halka açık dosyaların saklanacağı kısımdır. Bu dizin altına attığınız dosyalar uygulama silindiğinde kaldırıldığında siliniyorken bunlar silinmiyor. Uygulama uninstall edilse bile buraya attığınız imajlar, işte ses dosyaları, görüntü dosyaları hala SD kartta olabilir ve kullanıcı ve diğer uygulamalar bunlara erişebilir. Bunlara örnek olarak verecek olursak uygulamanızın kullandığı geçici işte medya dosyaları olabilir. Veya bir şeyi göstermeden önce ek işlemler yapmak için kullandığı dosyalar olabilir. Public dosyalar ise işte fotoğraflar, videolar gibi veya indirilen resimler gibi bunların bulunduğu dosyalar olarak düşünüyoruz. Bir de şimdi bugün cache örneğimizi tamamlayacağız dedik. Bir hatırlayalım. Internal cache'e ulaşmak için get cache directory dedikten sonra
Bu ne yapıyordu? Internal Storage'deki cache dizinine benim dosyamı oluşturuyordu. External cache'te de çok farklı bir durum yok. Bir tek metotlarımız değişiyor işte. Benim external cache storage'e erişmek için kullanacağım metot get external cache directory. Bu da external storage'daki cache dizinine erişmemizi sağlıyor. Şimdi uygulamamızı bir açalım. Şöyle bir nerede kaldığımızı hatırlayalım. Cache storage demo demiştik. Burada iki tane metodumuzun içi boş kalmıştı. Bugünkü dersimizde bunları dolduracağız. Cache storage demo dedim. Şu kısmı yapmıştık. Getir dediğimde getirmiyor. Şuraya bir deneme yapalım. Gördüğünüz gibi dosyayı kaydedip getiriyor. Burada şu an hiçbir şey yapılmadı. Bugünkü derste burayı yapacağız. Önce dosyamızı kaydedelim. Burada şöyle bir bilgi vereyim. Burada yapacağımız dosya kaydet ve okuma işlemlerinin aslında yukarıdaki işlemlerden hiçbir farkı yok. Ve böyle aynı kodları defalarca copy paste yaparak yapmak benim ne yapacaktır? Uygulamamı karmaşık hale getirecektir. Şöyle düzgün bir yol izleyelim. Mesela bir tane metodum olsun burada. Private void write to file. Dosyaya yaz diye bir metodum olsun. Ve bunun içine neyi yollamamız lazım? İçine veri yazılacak dosya verisini göndermem lazım. Bir de arkadaşlar bizim datalarımız ne? String tipinde datayı göndermem lazım. Değil mi? Daha sonra mesela dosya yazma işlemlerini biz nerede yapıyoruz? Burada. Şimdi buraya dikkat ederseniz buradaki bu cache datayı almak, dizini almak ve dosya adları nedir? Buradaki metoda özgüdür. Yalnız şurada yapılan işlemler aslında bu metotla alakası yok. Biz bu işlemlerin aynısını şeyde de yapacağız. External Storage'da da yapacağız. O yüzden ben bu kısmı buradan alıyorum. Ve de şuradaki metodumun içine yapıştırıyorum. Birkaç tane hata alacağım tabii ki de. Şimdi burada cache dosyam dediği aslında buraya parametre olarak göstereceğim file dosyam. Cache data dediğimde benim buraya parametre olarak gösterdiğim data aslında. Bunları yaptıktan sonra buraya şimdi parametre olarak gönderelim bunları. Internal storage cache için yapıyorum bunları. Diyorum ki write to file. Benden bir file tipinde nesne bekliyor. Bu verilerin yazılacağı dosya neydi bizim dosyamızın adı? Cache dosyam. Ve daha sonra yazılacak veriyi bekliyor. O da cache data. Bunu yaptığım an kullanıcı bu butona tıkladığında bu metot çağrılacak. Bu metoda ben veri yazılacak dosyanın adını ve ilgili veriyi gönderiyorum ve bu metodun içinde bu işlemler yapılacak. Aynı şekilde dosyadan okuma yaparken de şurayı kapatalım. Bir tane metot oluşturalım. Ve bu metotta ne yapsın? Verdiğim dosyadaki verileri okusun. Public, private, void diyelim. Read from file diyelim. Ve de buna da parametre olarak içinden veri okuyacağı file'ı gönderelim. Neden şu i'yi sürekli birik yapıyorum ki? Şöyle açıklama olsun. Veri okunacak dosya. Şimdi okuma işlemlerimizi nerede yapıyorduk? Load kısmında. Buradaki string buffer'a kadar hepsini alabilirim. Yani şunu alayım. Dosya ile ilgili bilgiler orada dursun. Buffer'ımızı aldık. Bunlar bu metoda özgü. Sonuçta mesela burada internal cache'in directory'sini alıyoruz. Ama şu kısımlar bütün metotlarda olacak kısımlar. Burada işte neyi okuyacağız? Cache dosyamı değil, buraya parametre olarak gönderdiğim okunacak dosya. Veri okunacak dosya dediğim an böylece yine bir buffer'ımız oluşacak. Dosyamız input stream açılacak. Buraya parametre olarak gönderdiğim dosya okunup buradaki buffer'da saklanacak, değil mi?
Peki buradaki okunan veriyi ben nasıl geri alacağım? Bir geri dönüş parametresiyle. Buraya ben void dedim ama ben diyorum ki bu metot bana string tipinde bir ifade geriye gönderecek. Ki o da nedir arkadaşlar? Return. Nereye atmıştık? Biz buffer atmıştık verileri. Buradaki buffer'ı geriye göndersin. To string desek buna olur herhalde. To string. Evet. Buffer, çünkü buffer tipinde olduğu için kabul etmedi. Biz bunu string'e çevirdik ve geriye gönderdik. Daha sonra buraya geliyorum. Metodumu çalıştırıyorum. Read from file. Verilerin okunacağı dosyayı yazıyorum. Parametre olarak cache dosyam. Ve de bunu nereye atayalım? Ya burada bir string'e koyup buraya koyabiliriz ya da ben bu ifadeyi buradan alıp direkt buraya yapıştırabilirim. Böylece metotta dosyam okunacak. Bu metot bana bütün okunan veriyi verecek. Ben de bunu ekrana bastıracağım. Ya da şöyle kafamız karışmasın diye şöyle yapalım. Dosya içeriği diyelim. Eşittir diyelim. Read from şurayı yaz, buraya yapıştıralım. Ve de bunun döndürdüğü değeri buraya atadık. Bunu da ekrana bastıralım. Dosya içeriği diyerek. Evet, umarım anlaşılmıştır. Böylece gördüğünüz gibi metotlarımın içi çok daha temiz oldu. Şunları da şöyle derli toplu yapalım. Evet. Şimdi geldik işte external cache kısmına. Dediğim gibi bunları neden yaptık? Çünkü cache kısmında da ben aynı kodları defalarca yazmak zorunda kalacaktım. Bundan kurtulmak için böyle bir metot belirledik. Şimdi external cache'e yazarken yine ne yapıyoruz? Öncelikle string diyorum. Cache data diyorum. Hani kullanıcıdan alacağım veriyi ben bunun içine atacağım. Nereden alacağız bunu? Edit text internal cache data demişiz. Bu sefer external cache data deyip kullanıcıdan verileri alıyorum. getText.toString. Daha sonra hatırlayacağınız gibi önce bir file nesnesine ne atıyorduk? Cache dizini diyelim. Eşittir diyorum. Biz cache dizini nasıl alıyorduk? Get external cache dir metoduyla alıyorduk. Daha sonra dosyamı için bir tane yeni bir dosya oluşturuyorum. Cache dosyam deyip buna da ne diyorduk? New file deyip parametreleri veriyorduk. İlk parametre dizin cache dizini. İkinci parametre de dosyamın adı. Ne olsun? External cache dosyam nokta txt diye bir isim verelim. Dosyamı oluşturdum. Yani verilerin yazılacağı dosyamı ilgili directory'nin içinde oluşturdum. Şimdi basit bir şekilde write to file'ı çağırıp parametre olarak dosyamı, cache dosyamı buna gönderdim. Okunacak veriyi de, pardon, yazılacak veriyi de cache data olarak gönderdim. Bunları yaptığımda ne yapacak? İlgili external cache directory'sinin altına şuradaki dosya oluşturulacak ve veriler oraya yazılacak. Yine hızlı bir şekilde buradan veri okumayı da yapalım. Veriyi okurken yine aynı şekilde aslında şunları yapacağız. Cache dizinini alıyoruz. Daha sonra burada bir dosya varsa onu alıyoruz. Böyle. Sonra ne yapıyorduk? String okunan ya da şöyle yapalım. Dosya içeriği diyelim. Eşittir diyorum. Burada da read from file deyip buradaki bu cache dosyamı buna parametre olarak gönderiyorum. Bu metot bana bütün dosyayı okuyup içeriği buraya atacak. Bunu bir de ekrana bastıralım. Text view external cache data nokta set text deyip dosya içeriğini yazalım. Uygulamamızı bir çalıştıralım bakalım bir hatamız var mı? Uygulamam açıldı. Bu kısma geldim. Önce bir eski kısmı gördüğünüz gibi yazdığımız metotlardan sonra da uygulama çalışıyor. Buraya ne yazalım? External
Storage verisi diyelim. Bunu kaydedelim. Dosyaya yazıl dedi. Datayı getir dedim. Ve de external storage verisini getir dedim. Şimdi az biraz tecrübesi olan arkadaşlar şöyle bir soru sorabilir. Hocam genellikle external storage'a veri yazarken biz Android manifeste ne yapıyorduk? Buraya gelip users permission deyip şöyle external storage dersem read ve write yetkileri vermemiz gerekiyordu. Burada niye vermedik ve bu çalıştı diye sorabilirler. Şöyle ki buradaki izin cache için geçerli değil arkadaşlar. Normal bir external storage'a veri yazarken ki onu daha görmedik. Şu an sadece cache'e yazdık verilerimizi. Orada lazım olacak bize ama şu an için cache'e bir veri atarken ve o verileri okurken herhangi bir kullanıcı izni istememize gerek yok. Peki son olarak bu veriyi biz nereye kaydettiğimizi nasıl göreceğiz? Şuradaki cihaz monitörünü açalım. Gene motion'ımızı açtık. Data kısmına gidiyoruz. Bu datanın altında ikinci dataya gittik. Datadan sonra dataya gittikten sonra ne yapıyorduk? Internal storage için şeyi buluyorduk. Uygulamamızın package'ını. Cache'inde. Burada bizim internal storage dosyamız buradaydı. External storage deyince akla ne geliyordu? USB'ler geliyordu. Pardon. USB demişim. SD kartımız geliyordu. Ona ulaşmak için arkadaşlar uygulamayı açtık. Şuradaki nerede? Storage kısmına gidiyoruz. Bizim SD kartımız olmadığı halde emulated oluyor ya, o yüzden bunun altına atıyor. Sıfır dediği burada kök kullanıcı olduğunuz için, yani root olduğunuz için sıfır klasörünün altında. Buradaki Android sekmesinin altındaki dataya gidiyorsunuz. Gördüğünüz gibi uygulamanızın package'ı burada ve cache'in içinde de neyi var? Sizin dosyanız bulunuyor. Bu dosya her ne kadar adı external da olsa, eğer gerekli yer olmadığında Android işletim sisteminin ilk önce silecekleri arasında işaretlenen dosyadır. Cache dosyalarının her internal cache dosyalarında olduğu gibi. Ve bunu 1 MB'dan büyük tutmamaya çalışalım. Genel yaklaşım budur. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.